Diyelim ki insanların santimetre türünden boyları ve kilogram türünden ağırlıkları arasındaki ilişkiyi bulmak istiyoruz. Dolayısıyla rastgele seçtiğimiz insanların boylarını ve ağırlıklarını ölçüyoruz ve her birini grafikte boy ve ağırlıklarını ifade eden bir nokta ile gösteriyoruz. O zaman diyelim ki mesela boyu 150 santim ve ağırlığı 50 kilogram olan birinin ölçümünü yapmışız. O zaman grafikte 150 santime ve 50 kilograma karşılık gel noktaya gideriz. O da tam olarak buraya denk gelir öyle değil mi? Evet bu nokta 150,50 noktası. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. X ekseni üzerinde gösterilen sayılar boyu, Y ekseni üzerindekiler de ağırlığı temsil ediyor. Dolayısıyla bu kişi için oluşturulmuş 150,50 noktası boyunun 150 santim ağırlığının da 50 kilogram olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar bu işlemi bir bakalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 kişi için yapmışız. Bunu yapmaya daha da devam edebilirdik ama bu haliyle bile sanki bunlar arasında doğrusal bir ilişki olduğunu görebiliyoruz. Öyle değil mi? Ve bu ilişki pozitif eğimli gibi duruyor. Yani genel olarak boy arttıkça ağırlık da artıyor diyebiliriz ve belki de bu trendi yaklaşık olarak gösteren bir çizgi çizmeyi deneyebiliriz. O halde hadi bunu yapmayı deneyelim. Şimdi birçok farklı çizgi düşünebiliriz. Mesela bunun gibi bir çizgi çizersek çoğu veri çizginin altında kalıyor ve bu pek doğru bir çizgi olmayacak öyle değil mi? Peki bu şekilde bir çizgi de çizebiliriz ama o zaman da verilerin çoğu çizginin üstünde kalıyor. Bu da pek uygun olmadı. Öyleyse göz kararı şöyle olabildiğince doğru bir çizgi çizelim. Gelecekte bunu çizmek için daha doğru yöntemler öğreneceğiz ama şimdilik göz kararı şu şekilde bir çizgi çizelim. Evet, çizdiğimiz bu çizgiye regresyon doğrusu diyoruz. Evet, regresyon doğrusu. Bunu aynı zamanda y eşittir mx artı b olarak da yazabiliriz tabii ki eğimini ve y eksenini kestiği noktayı da bulmamız gerekir. Ya da bunu ağırlık evet ağırlık eşittir eğim çarpı boy çarpı boy artı y eksenini nerede kesiyorsa orası olarak da düşünebiliriz. Düşey ekseni ağırlık eksen olarak düşündüğümüz için ağırlığı kestiği noktada diyebilirsiniz. Kısacası bu bizim göz kararı çizdiğimiz model. Regresyon doğrusu. Yani bu noktalara denk getirmeye çalıştığımız bir çizgi. Ama doğal olarak bir çizgi bütün bu noktalar üzerinden geçemeyecek öyle değil mi? Dolayısıyla her bir nokta ile veya her biri için olmak zorunda değil ama çoğu nokta ile çizgi tarafından tahmin edilen nokta arasında bir fark olacak. İşte bu fikre asıl nokta ile tahmin edilen nokta arasındaki farka bu grafikte boy için hata. Evet hata diyoruz. Bunu şöyle bir yazayım. Yani her bir noktanın hatası. Mesela bu noktaya birinci nokta dersek o zaman birinci nokta için H1 eşittir. Bunu H1 ile gösterdim. Şimdi bu noktadaki boy değerimiz 150 santim ve buna karşılık gelen asıl ağırlık da 50 kilogram. 50'den tahmin edilen değeri çıkarmamız gerekiyor. Tahmin edilen değerde aşağı yukarı burada. Bunun yerine denklemde boy yerine 150 yazabilirdik. O zaman da m çarpı 150 artı b olurdu. O zaman m ya da şöyle yazayım 150 m artı b olarak da yazabilirdik. Yani buradaki 150 santimetreyi alıp denklemde yerine yazdığımız zaman çizgi ile tahmin ettiğimiz değeri bulmuş olurduk. Ama bunun yerine şimdilik bir sayı yazmış olmak için şöyle Önce çizgi aracımı çıkartayım ve bu noktadan düz bir çizgi çizmeyi deneyeyim. Şöyle bir düz çizgi çizelim. Evet, yeteneksizim. Bu düz olmadı. Tamam, şimdi oldu. Aşağı yukarı 75 kiloya denk geliyor. O zaman modelimiz 75 kilogram olarak tahmin etmiş. Dolayısıyla bu noktadaki hatayı eksi 25 olarak buluruz öyle değil mi? Negatif hata asıl noktanın tahmin edilen noktanın altında kaldığı anlamına geliyor. Burası h1 ve bu negatif bir hata. Diyelim ki buradaki noktanın hatasını bulmak isteseydik bu h2 Evet, bu pozitif bir hata olurdu. Çünkü asıl değer tahmin edilen değerden daha büyük olacaktı. Dolayısıyla hata bize bu çizginin, regresyonun, modelin elimizdeki veri noktasına ne kadar doğru denk geldiğini veya veri noktasının çizgiyle karşılaştırılmasını göstermiş olur. Muhtemelen yapmak istediğiniz şey bütün hatalardan bir kombinasyon oluşturup hatayı minimalize etmek olur. O zaman neden sadece bütün hataları toplayıp onu azaltmaya çalışmıyorum diye düşünebilirsiniz. Böyle yapmıyoruz çünkü işleri karıştırabiliyor. Bazıları pozitif, bazıları negatif olduğu için büyük bir negatif hata, büyük pozitif hatayı dengeleyebiliyor ve toplamları sıfır olabiliyor. Dolayısıyla sanki hiç hata yokmuş gibi görünebiliyor. Onun yerine mutlak değerlerini toplayabiliriz. O zaman şöyle bütün hataların mutlak değeri içindeki değerlerini toplayabiliriz. Ve bir de m'yi, b'yi bunu en aza indirmek için değiştirebiliriz değiştirdiğimizi düşünürsek bu regresyon çizgisi oluşturmak için iyi bir teknik olabilir ama bu aynı zamanda hataların karelerinin toplamını alarak da bulunabiliyor ve istatistikte de en yaygın olarak bu yöntem kullanılıyor. Negatif veya pozitif bir şeyin karesini aldığınız zaman her zaman pozitif bir değer elde edeceğinizden negatiflerin ve pozitiflerin birbirini götürmesi sorunundan kurtulmuş oluyoruz ve bir sayının karesini aldığınız zaman hatası büyük olan şeyler daha da büyümüş oluyor. Bunu şöyle açıklayayım. Şuraya normal bir katsayı yazayım mesela 1, 2, 3 ve 4. Bunların hepsinin arasındaki fark 1, öyle değil mi? Ama karelerini alırsam 1, 4, 9 ve, 16. Bakın gittikçe birbirlerinden daha da uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla hatası büyük olan bir şeyin karesi olan sayı daha da büyük bir şey oluyor. Hatalarının karelerinin toplamında büyük bir paya sahip oluyor. Ve ileriki videolarda göreceğimiz üzere en küçük kareler yöntemi diye bir teknik öğreneceğiz. Bu teknik ile verilmiş olan veri grubu için bir M ve bir B bulursunuz ve hataların karelerinin toplamını en aza indirgersiniz. Bu bizim için önemli bir şey çünkü uzaktaki önemli değerleri daha da önemli kılmaya çalışıyor. Yani modelden uzakta olan noktalar küçük kareler yöntemiyle değeri daha çok artar çünkü karesini aldığınız zaman bu toplamın içinde daha büyük bir etken olur veya tam tersi şekilde değeri daha da azalır. Ama bu sadece kavramsal bir giriş. Gelecek videolarda bu hataları hesaplayacağız ve hataların karelerinin toplamını en aza indirmek için bu çizginin m ve b'sini bulmamızı sağlayan formülü de çıkarmaya çalışacağız.